Bence bir yolculuğun içindeyiz ve bu yolculuk tamamen noktaları birleştirmek üzerine kurulu bir yolculuk. UX diye bir şey var, hiç duydun mu? Yani buna çok sevdiğim bir cevap vereceğim ama sonra açıklayacağım. It depends. Okey. Herkes hazır galiba. O zaman başlıyorum. Ufak bir nefes alıyoruz. Tamam. Connecting dots for the journey. Bugünkü konumuz ben. Benim hayatım. Ve aslında bu yolculukta nasıl adımlar attım? Dan başlayacak. Sonra aslında bu yolculuk ben olmaktan çıkıp siz benzeri yolculuklarda nasıl akabilirsiniz'i birazcık ilham vermeye amaçlayacak. Şimdi ilk olarak ben Gizem. Hani ismimi eğer bilmiyorsunuz. Bu da küçük Gizem. Aslında burada belki büyümüş halinde gördüğünüz Gizem'i daha ciddiye alıyor olabilirsiniz ama içimde hala bu küçük duruyor. Birazcık o hayattaki heyecan, merak, işte soru sorma isteğinin ardının kesilmemesi falan buradan besleniyor. O yüzden böyle onu da size göstermek istedim. Buradaki 3 yaşındaki Gizem hala burada. Size bir şeyleri anlatırken o heyecanla anlatacak. Burada da Hero Journey Canvas denilen bir template var. Ve daha önce aranızda bunu görenleriniz olmuş muydu? Hero Journey Canvas'ı duyan var mı? Tamam. Şimdi bu belki bu kadar structure edilmiş haliyle görmediniz ama devamlı olarak yaşadığınız bir şey. Biraz bunu bahsetmek istiyorum. Burada gördüğünüz gibi bir kahraman var ve kahramanın döngüsel bir yolculuğu var. Ve bu döngüde devamlı olarak call to adventure dediğimiz anlarla karşılaşıyor. Bu anların içine girmesiyle çıkması arasında gelişen olayları görüyoruz. Burada neler belki önemli? Her zaman bu journey'e başladığında, yani böyle bir call aldığında bir mentoru oluyor. Veya ona yardım eden insanlar, olaylar veya mekanlar gelişiyor. Bunları yaşarken herkesin de yaşadığı ve tattığı gibi çeşitli düşüş anları var. Acı noktaları var. Ama oradan tekrar çıkıyor ve aslında çeşitli hediyelerle ayrılıyor bu yolculuktan. Ben bunu çok benimsiyorum. Çünkü bence bizim böyle her anımıza uygulanabilecek bir döngü bu. İlla böyle işte belli bir yaşa kadar bir şey oldu, oradan sonra böyle oldu demek değil de her an bunu sanki yaşıyoruz gibi geliyor. Şimdi birazcık önceye döneceğim. Burada ilk gördüğünüz nokta benim tasarımcı olmaya karar verme nokta. Nasıl? Şöyle. Ben iki mühendisin olduğu bir evde büyüdüm. Ve hayatın mühendislik tarafıyla aslında yetiştim. Ve doğal olarak da mühendis olacağımı çok inanmıştım. Yani ben de büyüyünce her yetişkin insan gibi mühendis olacağım diye düşünüyordum. Çünkü gördüğüm örnekler böyleydi. Sonra şöyle bir şey gelişti. Lisemize Bilkent geldi. Ve dediler ki bizim mühendislik kampımız var. İşte mühendis olmak isteyenleri o kampta ağırlamak isteriz. Ve işte ben de tabii çok istekliyim yani çünkü olmak istiyorum. Ve orada hani bir görmem lazım ne oluyor vesaire. Kampa gittim. İşte birkaç hafta Bilkent'te yaşıyorsunuz öğrenci gibi. Sınıflarına giriyorsunuz, lablarına giriyorsunuz vesaire. Yani kamptan ayrılırken şu hissiyat vardı içimde. Ay ben mühendis olmak istemiyorum. Yani iyi güzel hoş birileri olsun da galiba bu bana uygun değil. Çünkü şunu düşündüm. Yani sanki böyle hangi mühendislik olduğundan bağımsız bir formüller var, bir literatür var ve oraya ezberliyorsun ya da mesela sürekli dönüp oraya bakıyorsun ve oradaki bir şeyleri uygulamak zorundasın. Yani devamlı olarak bir optimize etme döngüsündesin. Ben birazcık daha ya o formülleri
ben de yaratabilir miyim? Yaratanlarla birlikte olabilir miyim? Şimdi bileyim, bir formülden ilham alıp başka bir formüle geçebilir miyim? Gibi bir yerde olmak istediğimi fark ettim. Sonra aslında tasarım bölümüyle tanıştım. Bir gün yolda yürürken lisemden mezun olan biriyle karşılaştım. Ve dedi ki, ben endüstriyel tasarıma girdim. Böyle büyük bir tararara gibi bir alan. Bir dakika, böyle bir bölüm mü var? Ne bu? Falan gibi bir yerdeydi. Sonra şöyle şeyler yaptım. İşte Türkiye'de bu bölüm nerelerde var? Buradan mezun olanlar ne yapıyor? Falan. Böyle araştırıyorum vesaire. Bu arada 2010'dan bahsediyorum. 2009-2010. O zamanlarda da işte birkaç böyle hocayı buldum vesaire. Dedim ki gideyim onlarla bir konuşayım. Bölümlere gideyim, öğrencilerle şöyle bir göz teması kurayım. Bakayım hayatta ne bekliyorlar falan. Ondan sonra bir gezdim, dolaştım vesaire. Dedim ki ya ben ODTÜ ENTAS'a girmek istiyorum. Dedim çünkü orada konuştuğum insanlar bana çok ilham oldu. Böyle geleceğe dair umutlarımı arttırdılar. Çünkü zaten bir de boşluktayım. O güne kadar olmak istediğim şeyi olmak istemediğime karar vermişim. Tamam dedim, o zaman böyle. Bu yolculukta başlayalım ve devam edelim. Derken bölüme girdim. Yıllar birbirine ilerledi. Bir gün böyle hiç yoktan biri beynime Erasmus fikrini fısıldadı. Dedi ki Erasmus'a gidebilirsin. Ve sonra dedim ki bir dakika, Erasmus yani farklı bir deneyim olabilir. Bana bir şeyler katabilir. Yani insanlar da çok eğleniyor gibi görünüyor dışarıdan. Ben de eğlenceyi seven bir insanım. Belki beni de hani orada iyi bir yerde hissettirir. Bu sefer şeye odaklandım. Ben nereye gitsem daha mutlu olurum. Çünkü bir sürü seçenek var. Sanki hepsini seçebilirim ve girebilirmişim gibi bir havayla. Derken şunları düşünmeye başladım. Şimdi ben ikinci sınıfın sonundayım. Ve böyle çok ağır işte mekanik derslerimiz var, materyal derslerimiz var. İşte gerçekçi prototipler yapıyoruz. Ama böyle bir şey beni rahatsız ediyor. Böyle sanki kararları çok son noktasında verip sonra diyoruz ki bu ürünü de böyle kullanılsınlar. İşte ne bileyim bu ürünün rengi de şöyle olsun. Veya işte ne bileyim yani ben kullanıcısını da çok düşünmemiştim ama şu kullansa iyi olur herhalde falan gibi. Bunu biraz hocalarla konuştum. Ve bir tanesi bana dedi ki sen böyle şeylere takılıyorsan ve böyle şeyleri daha devam ettirmek istiyorsan Torino senin için iyi bir seçenek olabilir. Çünkü Torino'da görsel iletişim tasarımı üzerine bir stüdyo var. Erasmus programı kapsamında. Ve o stüdyoyu alırsan belki sana bir şeyler açar. Bir yollar açar veya işte belki kafanda belli soruları cevaplar. Derken o stüdyoyu aldım. Gerçekten de şunu fark ettim. Bizim tasarım problemi dediğimiz şey o güne kadar hep böyle bir fonksiyonu bulmak, bir inovasyon yaratmak, işte sonra onu bir forma dönüştürmek iken orada birazcık daha şöyle bir şey çıktı. Bir kullanıcı ihtiyacı var. Kullanıcının motivasyonları var. Pazarda bunun bir karşılığı var. Ve ben bunu aslında çeşitli yöntemlerle adresleyebilirim. Bu adreslemelerden bir tanesi de görsel bir şekilde olursa bu aslında görsel iletişim tasarımı oluyor. Bu böyle bende birazcık daha betimlenmeye başladı. Bunun dönüşünde de ne oldu? Bu arada 3. sınıfta gittim Erasmus'a. Döndüğümde 4. sınıftım. Ve işte mezuniyet projesi heyecanı başlamıştı. Sanırım siz de şu ara öyle bir heyecandasınız. Şimdi mezuniyet projesine başlarken, yani o sürece adım adım yaklaşırken içimde şöyle bir sıkıntılar oluşmaya başladı. Diyordum ki, ya ben şey yapmak istiyorum. Öyle bir şey yapmak istiyorum ki belki bu benim son şansım. Yani bu şansımı böyle çok iyi değerlendirmek istediğim bir şey yapmak istiyorum. İşte bu yaptığım şeyi başkalarına gösterirken benim hakkımda daha fazla bilgi versin, daha fazla Gizem nasıl bir tasarımcı sorusunu cevaplayabilsinler
gibi bir şey yapmak istediğimi düşünüyordum. Ve aslında birazcık da öyle oldu. O ara kömür madenlerinde bir sürü olaylar oluyordu. Neredeyse her akşam habere çıkan kazalar, işçiler vesaire vardı. Ben de dedim ki ben kömür madencileri için bir şey yapmak istiyorum. Şimdi siz de yazacaksınız proposal'lar. Proposal'lar böyle yazılmıyor. Proposal'lar daha detaylı yazılıyor. İşte ben şu kullanıcı grubu için onların şu ihtiyacını karşılayacak şöyle bir şey yapmak istiyorum gibi. Ben böyle çıkınca hocaların karşısına çok ciddiye almadılar beni. Yani çünkü böyle firmalara da danışıyorum. Diyorum ki işte listede firmalar var. Hepsine atıyorum bu proposal'ı. Diyorum ki işte ben kömür madencileri için bir şey yapmak istiyorum. Yani falan deyip böyle başka öğrenciyle hayatlarına devam ediyorlar. Derken bana hiçbir firma cevap dönmemeye başladı falan. Hocalar da diyor ki kızım mobilya var. Mobilya yapmak istemez misin? İşte yani diyorum hocam evet tabii olabilir neden olmasın da sanki bu hayatımın amacı haline dönüştü ve sanki buna bir cevap bulmalıyım gibi hissetmeye başladım. Mobilya burada pek cevap olmuyor bana falan gibi yerlerdeyim. Sonra bir gün bir arkadaşım şey dedi. Sen dedi madem bunu çok yapmak istiyorsun. Bu arada tasarımla hiç alakası olmayan biri. Ve hala hazırda da çalışan işte sektördeki farklı bir sektörde biri. Madem bunu yapmak istiyorsun. Neden sen kendi yoluna başlamıyorsun bununla ilgili? Neden işte kendi advisor'larını bulmuyorsun? Çok mantıklı dedim. Ertesi gün Zonguldak'a bilet aldım, otobüs bileti. Çünkü aklıma gelen ilk maden yeri orasıydı. Kapı çalmaya başladım ve dedim ki ya ben ODTÜ'de öğrenciyim, son sınıf öğrencisiyim. İşte böyle böyle bir proje yapmak istiyorum ama ne yapmak istediğimi de tam bilmiyorum. Çünkü maden işçileri bana çok uzak bir persona, çok uzak bir user. Tanımıyorum ki yani ama bir şey yapmak istiyorum onlar için. Ne yapabilirim? Konuştuğum insanlar dediler ki bana, yarın seninle madene inelim. Ve madende bakalım gözlem yap. Belki bir şey aklına gelir. Belki bir yerde ilham olur sana. Gerçekten de bir günü, ertesi gün madene inerek bir günü madende geçirdim. Bir sürü insanla tanıştım. İşte onların giydiği kıyafetleri giydim. Ekipmanları taktım. Bir noktada işte dönüşe geçmemiz gerekiyordu. O kadar karanlık bir ortamdı ki. Böyle içimden dramatik cümleler geçiyordu. Siz gidin, beni burada bırakın falan gibi. Böyle gerçekten orada kalacağımı ve çıkamayacağımı falan hissetmeye başlamıştım. Derken yeryüzüne tekrar çıktığımızda bir sürü datam vardı elimde. Yani bir sürü görüştüğüm insan ve dedikleri şeyler vardı. Sonra eve gidip böyle tek tek düşündüm. Bunlarla ne yapabilirim? Buradaki problem ne? Nasıl ilerleyebilirim falan derken böyle yavaş yavaş cevaplar unlock olmaya başladı benim için. Yani cevaplar demeyelim de gidebileceğim yollar aslında benim için birazcık daha böyle ışık tutulmaya başladı. Kendi düşünme sürecimde. Ve o yoldan ilerlemeye başladım. Sonra mezuniyet projemi bitirdim. Böyle aylar geçti ve teslim ettim. İyi de bir puan aldım. Ama yani tam olarak işte sıkıntı burada başladı. Çünkü bir proje sürecini geçirmiştim ve belki de eğitim hayatımda en keyif aldığım projeydi. Ve ben şöyle bir yerdeydim artık. Bu proje niçin benim için çok keyifliydi diye düşünmeye başladım. Ve düşündüğüm noktada şunları keşfettim. 4 yıl boyunca yaptığım bütün tasarımlarda bütün yükü çok omuzlarımda hissediyordum. Bunun bireysel veya grup projesi yapmakla pek ilgisi yok. Bu daha böyle psikolojik bir yük. Böyle sanki bütün kararları benim vermem gerekiyormuş. İşte o kararları verirken çok titizlikle davranmam gerekiyormuş vesaire gibi. Bir meğersem buhrandaymışım. Ve bu projenin ardında bu kadar mutlu olmamın, işte tüy kadar hafif olmamın sebebi ben bu yükü aslında bir şekilde delege etmişim. Yani insanlarla görüşmüşüm.
onların dediklerine kulak vermişim ve kulak verdiğim şeyler doğrultusunda zaten tasarımı yaptığım için de otomatikman aslında bu süreçte kendime kolaylık sağlamış. Bu da aslında bir başka soruyu beraberinde getirdi. Ben bu kadar bir şeyleri hani gözü açılmış, kendi hakkında bu kadar çok şey keşfetmiş bir insan olarak, bir tasarımcı olarak ne yapmalıyım? İşte akademide devam mı edeceğim? Bir işe mi gireceğim? İşe gireceksem hangi işe gireceğim? Hangi firma bana bu hayatı böyle hissetmemi, devam etmemi sağlayacak? Çok büyük sorulardı. Bunu ama insanlarla paylaşmaya başladım. Okulu ziyaret ettiğim her an birinin kolundan çekiyorum. İşte bir asistanı, bir hocayı, işte tanıdığım senior bir öğrenciyi. Bunu soruyorum sürekli. Ya ben bunu keşfettim, bunu deneyimledim. Ne yapabilirim? Yani bana ne önerirsin? Ne olabilir? Bundan sonrasında nasıl ilerleyebilirim? Böyle insanlar yavaş yavaş şöyle şeyler söylemeye başladı. Ya senin dediğin şey UX'e benziyor. UX diye bir şey var, hiç duydun mu? Derken ben aslında UX'e tanıştım. Sonra şeye dönüştü bu benim için. Siz UX diyorsunuz ama ben gizem diyorum gibi bir şeye dönüştü. Çünkü böyle tamamen böyle büyük laflar etmek istiyorum. Hayatımın anlamını bulmuş gibi hissettim. Ama bir yandan şöyle bir şey anlatmak istiyorum. Bir önceki görüntüde böyle lineer bir akış vardı. İşte o oldu, sonra bu oldu, sonra bu oldu falan gibi. Bunu biraz aslında şu an yaşadığımız ortam neden oluyor. Çünkü işte bir dönem başlıyor. Bize proje briefleri geliyor. İşte ders seçiyoruz, derslere giriyoruz. O projeleri teslim ediyoruz. İşte bazen uyumuyoruz falan ama bütün amacımız işte o projeyi teslim edelim, bir sonrakine geçelim. İşte o dönem bitsin, bir sonraki dönem gelsin işte falan filan. Böyle çok lineer akan, neredeyse bir akvaryumun içindeymişiz de akvaryum optimal environment'ı bize sağlamış ve biz o süreçte işte bir zaman akıtıyormuşuz gibi geliyor. Ben bunun böyle olmadığını iş hayatına başladığımda keşfettim. Yani benim için hayat değişti değil. Aslında hep böyleymiş de ben bunu iş hayatında keşfettim. Burada aslında böyle birbirine paralel bir sürü yolların olduğunu görüyorsunuz. Bu şunu göstermek istedim burada. Herhangi bir şeyin yolunda ilerlerken aslında paralelde de başka yollarda ilerliyordum. Sonra mesela bu yeterli olmuyordu. Çünkü yani ben bir nevi üreten bir insanım. Üretmek için bir şeylerden beslenmesi gereken bir insanım. Bu nedenle de başka bir yerde de bir şeyler işletmem gerekiyor. Ve mesela buralarda olmayan başka şeyler de var. İşte yemek yapmayı çok sevmem gibi. Veya işte fotoğraf konusunda işte iyi bir hobi olarak görmem gibi. Veya işte sonra kendime kattığım böyle daha felsefe konuları var. İşte Sokratik düşünme tekniğini geliştirmeye çalışmak gibi. Yani bunlar böyle ilk bakışta belki tasarım hayatıma, bir tasarımcı olmaya ne ilgisi var gibi düşündüğümüz. Ama aslında yolda böyle benim çok fazla beslendiğim alanlar haline gelmeye başladı. Şimdi tabii de şöyle bir şey var. Bu böyle çok temiz bir görüntü. İşte hayat böyle kararlar akıyor. İşte ondan sonra ben belli fırsatlar yakalıyorum, onlara gidiyorum falan. Bunun gerçeği böyle. Tam bir kaos. Ama burada bu kahramanın hikayesini hatırlarsanız, o ilk baştaki döngüde şöyle bir nokta var. Kaos gibi görünen şeyde sürekli olarak böyle bir hediyeler çıkmaya başlıyor. Mesela işte bir ekibe giriyorum. Ekibe tamamen entry level bir tasarımcı olarak girdiğim için öğrenim grafiğim inanılmaz dik. Yani sürekli bir öğrenim içindeyim vesaire. Sonra böyle başka bir ekibe girdiğimde belki tool'ları öğrenmiyorum da bu sefer farklı şeyleri öğreniyorum. Yani aslında devamlı olarak bir tool toplama, bu noktaları toplama gibi bir hikayeye dönüşüyor. Bütün bu yaşadığım şeyler. Şimdi buralar aslında şöyle, birazcık daha böyle benim
hayatta ilerlerken geriye dönüp baktığımda ya burada şunları kazanmışım dediğim şeyler ve siz bana şunu diyebilirsiniz. Yani sonradan bunları analizini yapmak çok kolay güzel. Hani dönüp baktığında bunları söylemek tabii çok güzel. Önemli olan o an ne yapıyorsun? Şimdi burada size bunu göstermek istememin temeli de şu var. Ben bu sunumda da dediğim gibi bence bir yolculuğun içindeyiz ve bu yolculuk tamamen noktaları birleştirmek üzerine kurulu bir yolculuk. Ve bu noktaları arttırmak veya sabit kalmasına neden olmak tamamen kahramanın elinde. Yani her journey'nin kahramanı da siz olduğunuz için sizlerin elinde. Ve burada aslında şöyle bir nokta var. Sektöre tasarımcı olarak girdiğiniz zaman, şimdi burada ben UX design üzerinden gideceğim. Ama tasarımcı olarak girdiğiniz zaman devam yani nefes alır gibi devamlı olarak nokta birleştiriyorsunuz aslında. Mesela bir UX design'dan örnek verdiğimiz zaman şunu görüyorsunuz. Devamlı olarak sabah 9'da başlayıp akşam 6'ya kadar mesela öyle bir iş yerinde çalışıyorsanız bir ürün sorumlusu ekip ya da insanlar var. Ürünün geliştirilmesinden sorumlu insanlar var. Bir de ürünü satmaya veya kullandırmaya çalıştığınız insanlar var. Bunların arasında sürekli olarak en az 3 noktayı birleştirdiğiniz bir hayat döngüsü. Şimdi burada şunu hayal edin. Elinizde 3 nokta varsa mı bir daireyi çizmek kolaydır? Yoksa elinizde 1000 nokta varsa mı bir daireyi çizmek kolaydır? Buyurun hocam. Bin. 1000. Evet, aynen öyle. Yani aslında bu noktaları birbirine yaklaştırmak veya birden bir alanda birden fazla noktaya sahip olmak bizim işte yolculuğumuz. Yani deneyim dediğimiz şey işte bir senior designer olmak ya da o anda o ekipte daha seniorlaşmak. Title'ımız böyle olmasa da. Dediğimiz şey bu aslında. Yani o noktaları arttırmak ve sonra o noktalar arasında bağlantıyı kurabilmek. Zaten mesela iki tasarımcıyı birbirinden ayıran şey de bu oluyor. Aynı noktalara sahip olsalar da hangi iki noktayı birleştirmeye karar vermesi, onun nasıl bir tasarımcı olduğunu veya yaratıcılığının ne tarafta olduğunu gösteriyor. Şimdi birazcık daha teorik bir yerden devam ediyorum. Şimdi UX design'ı çok görüyoruz. Derslerini de alıyoruz. Ama UX design'ın içinde neler varı çok düşünüyor muyuz? Çünkü mesela user experience dediğimiz zaman içinde nasıl bir kümeyi barındırıyor? Çünkü böyle bir şeye baktığın zaman kesişimde sıkışıp kalmış bir şey gibi. Böyle üç yere sorumluluğu olan, oradan oraya koşturan falan bir alanda duruyor. Ama içine baktığımız zaman stratejiyi barındırıyor. Yani bir tasarımcı her zaman stratejik devam etmeli yoluna. Veya stratejiyi çok iyi anlamalı. Veya bir tasarımcı kendisi yapmıyorsa bile araştırma tool'larını, araştırma yapanlarla çalışmayı kendine bir kazanım olarak görmeli. Bir yandan da interface. Interface dediğimiz şey sadece aslında herhangi bir bağlam. Yani bugünlerde markette çok fazla ekran olarak kullanılan bir kelime. Ama aslında söylemek istediğimiz şey burada kullanıcının etkileşimle bir araya geldiği bağlam. Peki bir yanda da ne var? Mesela ne diyoruz? Kaç kullanıcıyla konuştun? İşte ne yaptın? Ne kadar bir datan var vesaire. Ama bir yanda da onları nerede birleştirdin? Bilgi dağarcığını nasıl çözümledin? O aldığın bilgileri, toparladığın bilgileri nasıl inşa ettin? Aslında temelde belki bir ekonomiyi bilmeniz gerekmiyor. İşte bugünkü markette, borsada şeyler nedir? Biz nasıl insanları bunu çözerken? Ama sizin de bunları birleştirmeniz gerekiyor. Yani aslında bu noktalar buradan çıkan noktalar. Siz ne kadar çok bu alanlardaki noktalarınızı arttırırsanız bir çözüme gitme yolunuzu o kadar kolay çiziyorsunuz. O kadar sizin için artık böyle
yapmaktan keyif aldığınız bir jimnastiğe dönüşüyor. Benim en sevdiğim alıştırmalardan biri şu. Yanınızda kağıt kalem getirdiniz diye düşünüyorum. Şimdi birazdan yapacağız. Hatırlıyor musunuz? Bu dağılan journey'i keşfettiğim zaman, birbirine paralel şeylerin olduğunu keşfettiğim zaman birkaç şeyden bahsetmiştim. İşte demiştim ki, ya şöyle bir felsefe alanına kaydım. İşte şöyle bir tasarımla ilgisi yokmuş gibi görünüyordu ama orası benim ilgimi çekiyordu. Şimdi aslında buraya baktığımız zaman bu çok da ilgisiz gelmemeye başlamalı. Çünkü ben burada ne görüyorum? İşte psikoloji görüyorum. İşte burada ne görüyorum? Business consulting, marketing görüyorum. Burada ne var? Industrial design var. Zaten biz onun membağından geliyoruz. İşte burada ne var? Human computer interaction var. Şimdi buralar benim kendimi test edebileceğim yerler. Ben neredeyim? Nereye gitmek istiyorum? Nasıl bir yol çiziyorum o? Görebileceğim yerler. Biraz şey gibi düşünebilirsiniz şu noktada. Aranızda bilgisayar oyunları oynayanlar var mı? Süper. Oynamayanlar için de bence aşina oldukları bir şey bu. Oyunlardaki karakterlerin bazen böyle statları vardır. Şimdi mesela 5 karakter vardır. Bir karakterin bir yanı daha güçlüdür. İşte başka karakterin başka bir yanı daha güçlüdür. Bizim her anımızda bu geçerli. Çünkü biz kodlanmış varlıklar değiliz. Biz sürekli olarak, organik olarak değişen, gelişen ve bir şeyler deneyimleyen varlıklarız. Ve burada aslında her anımızda bu değerlendirmeyi yapabiliriz. Şimdi yapacağımız alıştırmayı göstereceğim. Şunu çizmenizi istiyorum. Bu bir işte şey, matrix. Bu içindekini çizmeyin şu an için. Sadece bu kareyi çizin ve bu numaraları koyun. 5 numara koymanız yeterli şu an için. Bir köşede IXD var. Bir köşede Information Architecture var. Görmeyenler için. Bir köşede User Research var. Diğer köşede de Experience Strateji var. Bir önceki slide'a geri döndüm. Burada daha büyük harflerle yazılmış halini görebilirsiniz. Her köşede ne durduğunu. Şimdi şöyle bir alıştırma yapacağız. İstediğiniz anı ya da projeyi seçebilirsiniz. Şunu düşünmenizi istiyorum. Mesela bugün girdiğiniz sınıftaki proje olabilir seçtiğiniz şey. Bu projeyi yazın bir yere. Mesela işte atıyorum. İsmail Hoca'nın dersinde yaptığımız finans epi projesi mesela. Sonra şunu değerlendirmesini yapın. Şimdiye kadarki geçtiğiniz haftaları düşünerek, yaptığınız grup çalışmalarını veya bireysel yaptığınız çalışmaları düşünerek, şu an bu projeyi değerlendirdiğinizde kendinize hangi puanları verirdiniz şu alanlarda? Ama şu ana kadar, bu projenin geleceği için değil, şu an. Orta, yani merkez 0, köşeye gittiğiniz zaman 5 oluyor. Yani en yüksek puan 5'te. Disclaimer veriyorum, bunlar sisteme geçilmeyecektir. Ben mezuniyet projemden bahsettim değil mi size? Mezuniyet projem sırasında işte madenlere indiğimden bahsettim. Ben madenlere inmiş bir tasarımcı olarak kendime herhalde böyle araştırmanın olduğu yerlerde böyle 2, 3 falan verebilirdim. Çünkü neden? Orada mesela bir yer koydum kendime. Yani 2, 3 iyi çünkü o ana kadar hiç yapmamışım böyle bir şey. Sıfırda değilim. Ama belki daha da geliştirebilirim. O yüzden böyle orada dursun şimdi. Mesela 2,5 falan iyi diye düşünüyorum. Şimdi bir de eğer herkes bu ilk halini çizdiyse, yani çizdiği şey şöyle bir şeye benzeyecek. Her yerde kendine bir nokta belirleyip böyle bir içeride bir alanı olacak. Şimdi şunu düşünün. Bu dönem bittiğinde projeyi teslim ettiğinizde hiç bilmiyorsunuz mesela sonraki ödevleriniz ne olacak? Hangi daha başka projeleri yapacaksınız? Yani aynı projenin içinde hangi başka adımları ilerleyeceksiniz falan bilmiyorsunuz.
Ama şu anki anınızı değerlendirin. Mesela bazı yerlerde belki kendinizi daha geliştirmek istiyorsundur. Mesela belki bir görüşmeyi yaparken kullanıcıyla dediniz ki ya bu soruları ben çok iyi hazırlayamamışım. Belki sanki daha iyi hazırlardım. Veya işte ne bileyim zaman sürecimi çok iyi planlayamadım. Belki şöyle bir şeyi daha iyi yapabilirdim diye düşündüğünüz belki yerler vardır. Şimdi dersin sonunda ne olacağınızı bilmiyorsunuz ama bir estimation verecek olsanız. Yani ben burada şu an kendimi şurada hissediyorum ama interaction design'da dersin sonunda 4'e geçeceğim. Bu ders bittiğinde 4 olacak benim için kendimi değerlendirme gibi bir kendinize geleceğinizdeki kendinize bir değerlendirme yapın bakalım. Nereye taşımak istiyorsunuz? Nereyi? Bu arada bu şey değil. Nereye taşımanız lazım değil. Nereye taşımak istiyorsunuz? Belki şey diyeceksiniz. Yani ben research'ta bu kadarım. Daha fazla gitmek istemiyorum. Bana bu kadar yeter. Herkes şöyle bir geleceğe gitti mi? Orada bir kendini değerlendirdi mi? Nerede görmek istiyor? Tamam. Şimdi bu böyle ufak bir egzersiz. Bunu ben niçin yaptırmak istedim? Çünkü biraz bu böyle sunumun başındaki o lineer akışa referansta atıfta bulunmam gerekirse biz o döngüyü hep yaşıyoruz ya. O döngüyü yaşarken bazen çok böyle akışa kapılıp gidiyoruz ve şey diyoruz böyle işte zaten dönemin planı benim için yapıldı. Yani benim değil yani sınıfın için yapıldı. İşte ben zaten o projeleri aldım, götürdüm, mezun oldum, olmadım vesaire. Ve sanki akışta sürüklenen bir şeymişiz gibi. Sanki orada böyle kendi kontrolümüz, kendi analizimiz, kendimize dönüp ben nasıl bir tasarımcı olmak istiyorum ya da bir kenara koyayım tasarımcı olmayı. Bu eğitimle ben ne yapmak istiyorum gibi bir değerlendirmeyi yapmıyormuşuz gibi geliyor bana. Zaten ben kendimden yola çıktığım için böyle düşünüyorum. Bu egzersiz biraz bunu sağlayan bir egzersiz. Aslında birazcık daha hangi noktaları arttırmaya ihtiyacım var egzersize. Şimdi bir ikinci, üçüncü adım da şu. İlk adımda o anı çizdik. İkinci adımda gelecekteki anı çizdik. Şimdi bu adımlar da şu. Ben eğer bu bir noktasından, bunu üç noktasına taşımak istiyorsam ne yapmam lazım? Böyle ufak ufak kendime to-do'lar çıkarmak. Ama bunlar böyle şey olmalı, ölçülebilir şeyler olmalı. Yani mesela biz bir tasarımı yaparken peki bunu nasıl ölçeceğiz diye soruyoruz ya kritiklerde. Aynı o perspektiften bakarak. İşte mesela şöyle cevaplar olabilir. İşte online'da şu dersi bulacağım ve onu bitireceğim. Önümüzdeki 4 ay içinde. Ve o bana beni buradan buraya taşımaya sağlayacak. Veya işte her gün 5 tane blog yazısı okuyacağım ve o bana bunu verecek. Yani böyle yapılabilir milestone'lar ve sonra ölçülebilir milestone'lar yazmam gerekiyor. Şimdi bunu şu an yapmaya çalışmayın. Çünkü bu birazcık daha böyle mental yükü olan bir step. Ama bunu aklınızda bulundurmanızı rica ediyorum. Şimdi size ufak bir trik vereceğim. Bu adımları yazarken ne yapabilirsiniz diye. Aranızda Ikigai'yi okuyan, bu felsefeyle tanışan var mı? Süper. O zaman bu görsel onlara hiç de yabancı değil. Şimdi bu görselin öncesinde şunu söylemek istiyorum. Aslında bu adımları yazmanın birinci kuralı soru sormak. Yani sürekli olarak soru sormak. Soru sorabilmek için de meraklı olmak gerekiyor. Hiçbir sorunun saçma olmadığını zaten söylemişlerdir. Yani doğru, öyle. Ve merak etmedikçe zaten soru sorma şey gibi o, oyundaki ikinci step gibi. Önce bunu unlock etmeniz gerekiyor. Sonra bunu unlock etmeniz gerekiyor. Sonra da bu geliyor aslında. Hero Journey Canvas'ta hatırlar mısınız bilmiyorum. Şeyden bahsetmiştim. Bir mentor ve yardımcıdan bahsetmiştim. O döngüyü geçerken. Yani şeyleri hatırlayın. Süper kahraman filmlerini, comic book'ları vesaire.
Yani orada süper kahramanın kendisinin bile her hikayede bir yardımcısı var. İşte ya evindeki uşağı Batman, ya işte sevgilisi, ya işte Secret Service'daki bir sürü bilim adamı vesaire. Yani birine ihtiyacımız var her zaman. Biz çok güçlü kahramanlar olsak da veya işte böyle çok iyi tasarımcılar olsak da olmayı istesek de bu potansiyelimiz olsa da bunlar birinci koşul. İkinci koşul da buradan geliyor. Fark ederseniz şunu söylemiştim bu çizimi yaparken gelecekteki haliniz için. Nerede olmanız gerektiğini çizmeyin. Nerede olmak istediğinizi çizin. Çünkü bunu bana bir derste bir hoca söylemişti. Bence çok güzel oturuyor şu an buraya. İngilizce'de, yani Latince'de university boş alan demek. Size bunu daha önce söylediler mi bilmiyorum. Ben etimolojiyi çok seviyorum. Böyle kültürlerin belli kelimeleri üretmesinde bir neden olduğuna inanıyorum çünkü. Eğer o kelime üremişse arkasında bir hikaye vardır. Bir amaç vardır. Biz bazen onu kaçırıyoruz. Ve üniversitedeki yani okuyan, çalışan insanlar bu boş alanı felsefik olarak boş olan alanı doldurmak için buradalar. O yüzden mesela tasarım eğitimi, bir tasarım eğer profesyonel hayatta tasarımcı olarak devam etmek istiyorsanız çok güzel bir artı. Zaten bir bekle çıkıyorsunuz yola. Bu eğitimi almayanlarla çünkü aynı sektörde olacaksınız. Ama mesela bu şu demek değil. Ben sadece tasarımcı olabilirim bu eğitimi aldıktan sonra. Bu demek değil. Bu şu demek. Ben bu eğitimdeki topladığım noktalarla nasıl bir yolculuk inşa edebilirimi sormak demek. Şimdi bu noktalardan hangisi sizi seviyor? Hangisi siz onu seviyorsunuz? İşte hangi noktalarda iyisiniz ve daha çok arttırmak istiyorsunuz? İşte bir de şey gerçeği var. Günlük hayatın gerçeği para kazanmak. Size hangi noktalar para getiriyor? Yani o noktaları arttırırsanız mesela daha çok para kazanır mısınız? Çünkü mesela belki de iyisinizdir o konuda. Veya belki hiç sahip olmadığınız bir alan var. Orada mı nokta arttırmanız lazım? Bu size bunun yardımcısı. Buna bakmak, o stepleri yazarken onun yardımcısı. Aslında benim sunumum bu kadar. Teşekkür ederim. Her türlü soruyu açayım. Eğer slaytlara dair sorularınız varsa onlara da geri dönebiliriz. Orada merak ettiğiniz bir şeyler varsa. Mesela Safe bir zondayız. kesinlikle. Sor. İlk başta hani kariyer gidişatınız vardı ya, onun şey Evet. olduğundan bahsettiniz, böyle karma karışık. Bir diğerinden geçerken yani hangi noktada ben bunu bırakıyorum, şimdi buna geçiyorum dediniz. Ben onu merak ettim sadece. Çok güzel bir soru. Bu böyle çok şey gerçekleşmiyor. Ya ben bence artık burada miadımı doldurdum. Ben başka bir yere geçiyorum diye her zaman gerçekleşmiyor. Birkaç şeyi size böyle anlatmak isterim. Bir arkadaşım bana şunu demişti ve bence beni çok iyi tanımlıyor. Demiş ki Gizem sen hayatımda gördüğüm ilk ve tek pozitif gerçekçisin. Yani bir insan hem pozitif olup hem gerçekçi nasıl olur bilmiyorum demişti. Çünkü genelde gerçekçi insanlar pesimist. Pozitif insanlar da genelde çok gerçekçi olmayan insanlar olduğunu söylemişti. Bence çok güzel bir tanımdı bu. Ben burada biraz pozitifliğimi kullanıyorum. Ve eğer karşıma bir imkan çıkıyorsa o parlamayı göz ardı etmiyorum. Şöyle bir şey anlatacağım. Buradaki ilk konuşmacı deneyimi. Bir gün Amsterdam'a gittim. Ve işte böyle bir barda oturuyoruz gündüz vakti. Ya böyle internetle ilgili sorunlarımız var. Yan masaya dönüp şey dedim. Ya sizin interneti kullanabilir miyiz? Çünkü biz işte arkadaşa ulaşmamız lazım, ulaşamıyoruz vesaire. Der ki ya biz de hani internet yabancıyız, şeyimiz yok, internetimiz yok. Derken bir konuşma başladı falan. Sonra şeyi öğrendik. İşte bu insanlar meğersem business travel sektöründeki insanlarmış. İşte o konferansa gelmişler. İşte bu arada yaşları baya hani orta yaşın üzerinde iki insan. Böyle bayağı sohbet ediyoruz falan. Kalkışta dedi ki business kartını verdi. Beni LinkedIn'den ekler misin? Seninle konuşmaya devam etmek istiyorum dedi. Tamam dedim. Türkiye'ye döndüğüm zaman
interni böyle artık düzgün bir şekilde varken ekledim. Şey dedi birkaç gün sonra. Biz dedi İngiltere bazlı bir danışmanlık firmasıyız ve business travel sektöründeki firmalara danışmanlık veriyoruz. Bunlardan biri de Türk Hava Yolları olacak önümüzdeki dönemde. Orada bir onların konferansını düzenleyeceğiz. Konuşmacı olmak ister misin dedi. Ben dedim ki yani hayatımda hiç böyle bir şey yapmadım. Nasıl olur falan. Dedi tamam biz hallederiz falan. Yani sana bu yolda yardımcı oluruz. Helper. Tamam dedim olur. Neden olmasın yani siz yetkili bir abiye benziyorsunuz. Anlamışsınızdır, bir şeyler görmüşsünüzdür bende. Olur. Konuşmayı yaptım. 55 milletten insan vardı salonda. Böyle çıkamayacağıma çok emindim o sahneye. Çünkü yani böyle o kadar kalabalığın karşısında hiç kendimi tahmin etmemiştim. Çıktım. İndiğim zaman birkaç insan yanıma geldi. İşte bir tanesi dedi ki kızıma çok ilham olacağını düşünüyorum videonu çektim. Başkası dedi ki işte şöyle bir yerde daha bir konuşma yapar mısın bilmem ne falan filan. Yol açıldı. O gün tanıştığım başka biri şirketlerimdeki bir pozisyonu için bana ulaştı daha sonra. Sonra ben de düşündüm ki neden olmasın? Yani ben sanki burada işte garantide birkaç yıldır çalışmıştım ve böyle işte şeyi hissetmeye başlamıştım. Böyle hafif bir doyum noktası geliyor. Bu arada challenge'lar hiç bitmiyor. Hani öyle bir challenge'ın bittiği ve sakinlediği bir alan değil de ve daha çok şey gibi bir an o. Ya yaptığım her şey çok monotonlaştı. Ben sanki kendi yaratıcılığımı daha fazla ortaya koyamıyorum. Ha dedim bu seçeneği o zaman değerlendireyim. Hemen o seçeneği değerlendirmeye başladım. Ondan sonra başka bir gün şöyle bir şey oldu. Bir gün işte bir projede atölyeyle görüşüyorduk. Atölyedeki, bu arada sadece atölyenin ortamını kullanmak istiyoruz. Dediler ki ya biz yeni bir inkübasyon projesine işte şey sponsor oluyoruz. Adı da İmece. Burada işte startuplar gelecek, startup olmak isteyen ekipler vesaire. Biz onlara yardımcı olacağız. Bir mentor havuzu oluşturmaya çalışıyoruz. Olmak ister misin? Yani dedim hiç hayatımda mentorluk yapmadım. Ama yapabilirim sanki dedim. Yani biraz dizayn kritiğe falan benziyor. Olabilir sanki dedim. Girdim. Orada bir ekiple tanıştım. Patika. Patika'da UX mentor olmaya devam ettim. İmece'den ayrı paralelde. Sonra bana servis tasarımını öğretmeye başladılar. Ben şirketin içinde onlara mentorluk verirken böyle site geek gibi kendim öğrenci olmaya başlamıştım. Sonra bu beni freelance'de yüreklendirdi. Çünkü dedim ki ben bir şeyleri kendim göğüsleyip öğrenip işte bir şeyleri yapmaya başlayabiliyorsam neden freelance yapmayayım ki? Freelance'deyken İngiltere bazlı bir danışmanlık firmasıyla karşılaştım. Onlar beni buraya taşıdı. Bunlar da buraya taşıdı. Yani böyle noktaları birleştirmek ve bazen bazı noktaların potansiyellerini görmek. Sanırım benim karar verme mekanizmam bu. Biraz uzun bir cevap oldu ama. Teşekkür ederim. Ben şey sormak istiyordum. Tüm bu deneyimlere göre aslında hani size uygun bir tasarım yapma, çalışma ortamının hangi özelliklere ait olduğunu düşünüyorsunuz? Hani artık bu seyahatlerinizin toplamına göre. Yani buna çok sevdiğim bir cevap vereceğim ama sonra açıklayacağım. It depends. Tasarımcı olarak çok sevdiğimiz bir cevaptır. Şimdi ortamda böyle must to have'ler var ve nice to have'ler var. Biraz must to have'e göre karar veriyorsunuz bir yere geçerken. Birileri daha size bunu söylemiştir ama mesela bu must to have'leri anlamanın birinci koşulu şey görüşmeyi yaparken aktif olmak. Yani sadece size yöneltilen soruları cevaplamak değil, onlara soru sormak. Ben bunu böyle birkaç iş değiştirdikçe anladım. Yani görüyorsunuz. Çok böyle yerinde bir yerde kalmayan biriyim. Onları keşfettikçe, yani zaten bir yerlere girmek must have'lerinizi keşfetmenize sebep oluyor. Mesela şöyle, ben
end user'a yapılan bir üründe mi olmak istiyorum? Yoksa internal user'a olan bir üründe mi olmak istiyorum? Ya da bu benim için bunu isteyip istememek önemli bir kriter mi? Veya işte ben sadece tasarımcıların yönetildiği bir ekipte mi olmak istiyorum? Yoksa ekibin içinde farklı disiplinden insanlar da olsun mu istiyorum? Ve bu benim için önemli bir kriter mi? Gibi böyle aslında bunları sorgulamaya başlıyorsun. Ve benim mesela şu an hani bu değişir dememin sebebi şu. Bu böyle şey gibi, kelebek etkisi gibi. Bu yöndeki bir şeye gidersem bu önemli. Şöyle bir şey olsun isterim. Şu yönde gidersem de şöyle bir şey olsun isterim. Gibi bir yere varıyor. En kolay anlatabileceğim şey şu. Corporate bir firmada çalışmak istiyor. Yani çalışma imkanı şu an önüme geliyorsa o zaman önceliklerim şunlar. Ama işte bir ajans veya danışmanlık gibi bir ortamda ki bir pozisyon hani önüme çıktıysa o zamanki önceliklerim de şunlar. Birazcık flexible olmak. Flexible olmak kolay bir şey değil. Kendini tanımaktan geçen bir şey. Oralarda da böyle ben mesela şeyi öneriyorum. Mesela benim burada yaptığım, gördüğünüz çoğu şey gönüllü. Para kazandığım şeyler değil. Yaptıklarımda aslında bunları keşfetme ihtiyacım. Şöyle, para kazanmıyorum ama kendime dair bir şeyleri kazanıyorum. O keşfetmeyi, yani onu toparladığım için de bir sonraki kararıma, bir sonraki yere geçerken bana yardımcı oluyor. Cevap olabildi mi sana? Tamam. Peki şey, tüm bu journey'i tekrar yaşayacak olsaydınız, yani neleri değiştirirdiniz? Yani şunları bunları yapsam daha iyi olurdu o. Şeylerden bahsetmiştiniz ya, yani hediye alıyorum bu yolculuğun sonunda ama düşüşleri de oluyor. Bu düşüşleri hafifletmek için zamanında keşke bunları yapsaydım dediğiniz şeyler var mı? Var. Şöyle, bir kere şunun bu kadar lineer olmadığını kendime bir inandırırdım. Bir ürün briefi geldiği zaman, bir proje briefi şu an, direkt olarak böyle ürünün nasıl olacağını düşünmeye başlıyoruz ya. Bunun bir başka yansıması şu. Portfolyo hazırlarken renderları koyuyoruz. Bunların hepsi aynı mental model. Ben buradaki bu mental modelimi değiştirmeye çalışırdım. Bunu nasıl yapardım? Mesela şöyle, süreçlere odaklanırdım. Mesela işte atıyorum bu dersi yaparken belli süreçlerden geçiyorsunuz ya. O süreçlerdeki kazanımlarıma odaklanırdım. Nerede ne hissediyorum? Hangisiyle ilgili daha fazla yardıma ihtiyacım var? Bu da beni şuraya taşıyor. Nerelerde mentor ihtiyacım var? Bu arada mentor şu demek değil. İşte atıyorum ordinarius profesör değil. Veya şimdi diyeyim şu dersin bilmem kaç yıldır veren öğretmeni değil. Size farklı bir açı katabilecek herkes mentorunuzdur. Yani o an kahveyi içerken konuştuğun arkadaşın da mentorun olabilir. Önemli olan senin daha bilinçli bu mentorları saptayabilmen. Yani o da şuradan geliyor işte az önce yaptığımız egzersiz gibi. Ben kendimi burada görüyorum şu an ama ben şuraya gitmek istiyorum. Buraya gitmek için benim şu konularda bana kafa açıcı birilerine ihtiyacım var. O zaman ne yapabilirim? Mesela benim şu an mentorluk verdiğim platformlar var. İşte ADP List, Design.org, Booking kendi şirkette veriyorum içeride. Ama bu iki platform mesela tamamen gönüllülük üzerine kurulmuş platformlar. Ve çok güzel yanı şu, global. Yani şu an Ankara'dayken San Francisco'daki bir mentora ya da mentor olmayı istemiş birine takviminde bir alan slot ayırarak ulaşabiliyorsunuz. Ve yani illa böyle benim portfolyom bu, şuna bakar mısın demek zorunda değilsiniz. Mesela şey de diyebilirsiniz. Ben bir öğrenciyle öyle, bir mentorluk verdiğim kişiyle öyle tanışmıştım. Ben kariyer değiştirmek istiyorum dedi. Ben nasıl yapacağımı bilmiyorum bunu dedi. Ve oturduk konuştuk vesaire. Sizin de sorularınız bu kadar untangible olabilir. Veya işte gerçekten spesifik bir konuda yardıma ihtiyacınız vardır. İşe başvuracaksınızdır. CV'niz gerçekten işe başvurmaya uygun mu diye merak ediyorsunuzdur. CV'nizi göstermek istiyorsunuzdur. Onun üzerinden feedback almak istiyorsunuzdur.
Birileriyle iletişim halinde olmak çok önemli. Ben kendime bunu ilk mentorluk deneyimimde kendim mentor olduğum için fark ettim. Ama ben bu mentorluğu çok daha öncesinde kendim menti olarak almayı çok isterdim. Bence birçok nasıl diyeyim, zorlu anı yumuşatırdı benim açımdan. Güzel, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Beni dinlediğiniz için.